WordPress yönetici panelimize giriş yapmak istediğimiz zaman bizi WordPress'in logosu karşılıyor. Biz bugün bu logoyu değiştirip kendi logomuzu ekleyeceğiz. İşlemimizi tamamlamamızdan sonra burada bizim logomuz görünecek. Öncelikle yönetim paneline giriş yapıyoruz. Giriş yapmamızdan sonra ortam ve yeni ekle diyoruz. Açılan sayfada dosya seçin diyerek daha önceden oluşturmuş olduğumuz admin logomuzu seçiyor ve yükleme işlemini başlatıyoruz. Yükleyeceğiniz resim dosyasının 320 genişlikte, 84 yükseklikte olması sizin için bir avantajdır. Bu ebatlar WordPress yönetici panel girişindeki resmin standart ölçüleridir. Eğer siz daha farklı ebatlarda bir resim yüklerseniz WordPress otomatik olarak onu uyarlayacaktır. Yönetici panel girişinde görünmesini istediğimiz logomuzu yükledikten sonra kütüphaneyi tıklıyoruz. Yüklemiş olduğumuz resmimizin üzerine gelip adresi panoya kopyala diyoruz. Daha sonra görünümden tema dosya düzenleyicisine tıklıyoruz. Açılan sayfanın içerisinde mümkünse child temayla çalışın. Child temayı nasıl oluşturacağınızı bilmiyorsanız daha önceki videolarımızda bulabilirsiniz. Bu kısımdan fonksiyon PHP dosyamıza geçiş yapıyoruz. Videonun açıklama kısmında size vermiş olduğum snippet'i buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra buradaki resim dosyası yolunu biraz önceki yüklediğiniz resim ile değiştiriyoruz ve hemen ardından dosyayı güncelle butonunu tıklıyoruz. Dosya başarılı bir şekilde düzenlendi demesinden sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor. Hadi nasıl olduğuna bakalım. Normalde girişimiz bu şekilde görünüyordu. Peki şimdi nasıl görünüyor? Gayet şık duruyor. Artık yönetici panelinize kendi logonuzu görerek giriş yapabilirsiniz.